Merhaba. Yine yeni bir kesirler konusuyla devam ediyoruz. Biraz sıkılmış olabilirsiniz ama bu konu inanın birazcık uzun ve bir sonraki gelecek konuyu da destekleyecek nitelikte. O yüzden bunu yavaş yavaş tamamlayacağız. Bugünkü göreceğimiz denk kesirler. Arkasından da hemen bununla da aslında birazcık ilişkili kesirlerin genişletilmesi ve sadeleştirilmesi konusuna geleceğiz. Çok uzun bir konu olmayacak. Basit, rahat anlayacağınız da bir konu olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Denk kesir demek, hemen şöyle 3 tane eşit olduğunu varsaydım, pasta çizdim size yuvarlak. Denk kesir birbirine kesir sayısı olarak eşitliği ifade ediyor. Ne demek istediğimi şöyle şekilleri çizerek anlatalım. Şu birinci pastamı 2 eşit parçaya böldüm. Doğal olarak bunun kesir sayısını nasıl yazardım çocuklar? 2 eş parça ayrıldığına göre paydası 2. Bir parçasını aldığıma göre payı 1 olacak. Peki ikinciye geldiğimde onu da şu şekilde bölüyorum. Ve iki parçasını koyuyorum. Bunu kesir sayısı olarak nasıl gösterirdim? 1, 2, 3, 4 parçaya ayırdığım için payda 4. Payı ise 2 olacak. Bunu da şu şekilde 8 parçaya bölüyorum. Ve 4 parçasını alıyorum. Bunun da kesir sayısını nasıl yazalım? Artık bunları siz yapabiliyorsunuz zaten. Payda sayım 8, içinden aldığım payım 4. Şimdi bu pastaların birincisini sen yemiş ol. Yediğin pasta aslında yarıma da eşit bir pasta. Bunu görebiliyorsun. 1 bölü 2. İkinci pastayı ben yemiş olayım. 4 parçaya böldüğüm bu pastanın 2 parçasını da ben yedim. Bunu da arkadaşımız Mustafa yemiş olsun. Mustafa da bu pastanın 8 parçada 4 parçasını yedi. Baktığımız zaman aslında hangimiz daha çok yedik, hangimiz daha az yedik diye bakarsak sayılara, kesir sayılara daha doğrusu bakmaksızın şekillere ilk baktığımda ne görüyorum? Hepimiz aslında eşit miktarlarda yiyoruz. Kesir sayılarındaki sayıların, pay ve paydadaki sayıların daha doğrusu kesir sayı olarak değil, büyüklüğü ve küçüklüğü sizi yanıltmasın. Bizim için önemli olan ifade ettiği alandı. Bunu unutmayalım. Yine bakıyoruz 1 bölü 2 veya 2 de 1. Yarımı da ifade ediyor aynı zamanda dedik. Bu şekilde bir kesir. Burada 4 parçada ikisi alınmış. Burada 8 de 4 parçası ama hepsi birbirine denk. Biz bunu ifade ederken eşittir şeklinde ifade ediyoruz. Yani diyoruz ki 1 bölü 2 denktir. 2 bölü 4'e. 2 bölü 4 denktir. 4 bölü 8'e. Veya sadece herhangi ikisini de diyebiliriz. 1 bölü 2 denktir. 4 bölü 8'e şeklinde yapabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Bir tane daha. Yine önce 2 parçalı, sonra 4 parçalı. Hemen bunu yazalım. 1 bölü 2. 1, 2, 3, 4. Hemen bir alanını boyayalım. Bunun da iki alanını boyayalım. 2 bölü 4. Aslında burada fark ettiyseniz ikişer kat artarak ilerlemişti. O zaman mesela acaba 8 bölü 16 da bunlara denk kesir olabilir mi? Olur. Şöyle şu şeklin altına denk gelecek şekilde çizelim. Aynısı olduğunu kabul edelim. 3, 4, 5, 6, 7. Yukarısı 8, aşağısı 8, toplam 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçasında boyadığında bakın çocuklar burada da yine aslında aynı miktarı ifade etmiş oluyorum. O zaman ne derim? 1 bölü 2 denktir 2 bölü 4'e veya 1 bölü 2 denktir 8 bölü 16'ya veya derim ki 2 bölü 4 de 8 bölü 16'ya denktir. Denklik kavramı bu. Yani içinden aldığımız miktar eğer ki bir bütünde payda sayısına bakarak pay içinden eşitse bunlara denk diyoruz ve gösterimi de araya eşittir konarak oluyor. Son kez okunuşunu tekrar ediyorum. Eğer okunuşu verilirse bir yerde ve soruyu cevaplamanız gerekirse 1 bölü 2 denktir. 2 bölü 4'e 2 bölü 4 denktir. 4 bölü 8 şeklinde devam edebiliriz. Şimdi bunları sizin anladığınızı ve not ettiğinizi düşünüyorum. Hemen arkasından kesirlerin genişletilmesiyle başlayalım. Bu sadeleştirmeye göre bence daha kolay. Sonra arkasından da kesirlerin sadeleştirmesine geçeceğiz. Genişletmek deyince çocuklar bir şeyi olduğundan daha büyük bir alana yaymak aklıma geliyor benim. Mesela normal elinize aldığınız şişmemiş bir balonu üfleyerek şişirirsiniz ve genişler değil mi? Yani olduğundan daha fazla bir alan kaplaması gerekir. Şimdi ben doğal sayılarda işlemler biliyorum. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme diye.
Peki bunlardan sizce hangilerini yaparsam sayıyı büyütebilirim? Bunun için tabii ki toplama veya çarpma olması gerekiyor değil mi? Biz bunları da genişletmede çarpmayı kullanacağız. Şöyle kesir diyelim kısaca. Herhangi bir kesir yazıyorum. 2 bölü 5 olsun. Şimdi kesirleri de genişletme yaparken ne dedik? Çarpma işlemi kullanacağız. Şöyle soru gelir size. 2 bölü 5 kesirini 3 ile genişlet denir mesela. Verilen sayım 3 ise ne yapıyorum? O zaman alıyorum 2 bölü 5 kesirimi. Hem paydayı 3 ile çarpıyorum. Sadece birini yapmıyorum. Hem payı 3 ile çarpıyorum ve yeni kesir sayımı yazıyorum. 2 kere 3, 6. 5 kere 3, 15. Demek ki 2 bölü 5'in 3 ile genişletmesinde elde ettiğim denk kesir, hani az önce anlattığımız denk kesir 6 bölü 15 imiş. Peki hemen bir başka yazalım. 4 bölü 7 olsun. Onu da 3 ile genişletelim yine. Ne yapıyorum o zaman? Hemen yanına çarp 3. Çarp 3 diyorum. 4 kere 3, 12 bölü 3 kere 7, 21. Demek ki 4 bölü 7 kesirin 3 ile genişletilmiş yeni denk kesirimde 12 bölü 21. Bir tane daha yapalım. 5 bölü 10 olsun. Onu da 6 ile genişletelim. Nasıl yapacağım? Hemen yanına çarp 6, çarp 6, 5 kere 6, 30 bölü 10 kere 6, 60 diyorum. Genişletme bu kadar çocuklar. Yani burada çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Size verilen sayı ile özeti bu. Payı ve paydayı çarpıyorsunuz. Şimdi bunları size birkaç tane kesir sayısı yazacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir de tam sayılı kesirlerde genişletme nasıl yapardık? Onu da ekleyeyim hemen bunu bitirmeden. Tam sayılı kesirlerde diyelim ki 2 tam 3 bölü 5. Bu kesri genişletirken tam sayıma hiç dokunmuyorum. Onu bir daire için alıp onu bırakıyorum. Sadece örneğin 6 ile olsun. Çarp 6, çarp 6. Yine pay ve paydayı sadece çarpıyorum. 2'yi aynen yazıyorum. 3 kere 6, 18. 5 kere 6, 30 şeklinde yeni kesir sayımı yazıyorum. Yani tam sayılı kesirlerde tam sayıma dokunmuyorum. Sadece pay ile paydayı aynı sayıyla, bana verilen sayıyla genişletiyorum. Bunlar tamamsa hemen geçelim. Daha önceki videolarımızda olduğu gibi yine lütfen siz ben yazdıktan sonra videoyu durdurun. Onları örnek olarak yazın. Çözümlemesini yapıp öyle devam edin. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Şimdi hemen kesirlerin genişletmesiyle ilgili birkaç örnek yazalım. Diyelim ki kesir sayılarını kısaca yazıyorum çocuklar pratik olması açısından. Tahtamda gördüğünüz gibi küçük maalesef. Kesir sayılarını 4 ile genişlet diyelim. Yazacağım kesir sayılarını 4 ile genişletin sizler. 5 bölü 7, 8 bölü 10, 9 bölü 14, 7 bölü 12 olsun. Nasıl yapıyorduk? Eğer bana 4 ile genişletti diyorsa bütün hepsini pay payday 4 ile çarpıyorum. Şu tarafa da birkaç tane tam sayı yazacağım sizin için. 2 tam 2 bölü 5, 6 tam 3 bölü 4, 8 tam 2 bölü 7, 9 tam 5 bölü 10. Şimdi bunlarda nasıl yapıyorduk tam sayılarda? Tam sayıma dokunmuyordum. Sadece çarp 4, çarp 4 pay ile paydamı çarparak bu şekilde yapıyordum. Şimdi siz bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra tekrar videoya devam ediyorsunuz. Durdurup devam ediyorsunuz.